Kendi rızanla geldin değil mi buraya? Kendi rızamla geldim. Annen... Annenle ilgili bir sıkıntı yaşamayız ama annenin bana karşı biraz alerjisi vardı. Annemin Müslümanlara karşı, hani şöyle söyleyeyim. Ben şimdi onu da belirteyim inşallah bir kısada. Abiler gözaltına alındığında ben adliyeye gittim. Bekliyorum. Yani adliyeye girdim. Sallanacaklar diye dua ediyoruz inşallah. Anne beni yakaladı şeyde. Adliyenin önünde. Bir sıkıntı olmaz ama anlatayım. Bir şey olmaz. Anne beni yakaladı adliyenin önünde. Geldi böyle gözleri kan çanağı gibi olmuş. Dedi hoca oğluma bir şey olursa dedi seninle görüşürüz dedi. Yani bana şey yaptı. Ben de dedim bu senin doğal hakkın. Yani bu senin doğal hakkın çünkü sen annelik içgüdüsüyle şu anda konuşuyorsun. Ama dedim Allah'ın izniyle bir şey olmaz yani. İnşallah salınırlar. Velhasıl çok tansiyonluydu. Ben de Yunus da Allah'a emanet. Yunus'a dedim ki Yunus dedim ben gideyim dışarıda bekleyeyim. Allah muhafaza dedim ahi tutuklanma falan olur. Yani mahkeme tutuklar. Tutuklarsa dedim annesi artık benim saçımı mı yolar başımı mı yolar bilmiyorum. Onun için dedim ben gideyim. O esnada şöyle böyle oyalandık orada. Sonra işte salındılar. Salınınca ben de annesine gittim dedim bak. Elhamdülillah dedim salındı. Ama dedim tutuklanabilirdi de. Tutuklansaydı dedim. Belki ben burada duramazdım şu an karşında. Ama dedim tutuklanmadı nasıl sevindin? Yarın tutuklanabilir de. Beni de görmeyebilirsin. Yani beni de yarın duyabilirsin. İşte falan hoca vardı. Oğuzhan'ın hocası vardı. 10 sene yemiş. Bunu da duyabilirsin dedim yani. Onun için biz kimseyi zorlamıyoruz. Yani bu dine herkes kendi rızasıyla giriyor. Onun için ahiye ben dedim. Annenin rızası inşallah annem kızmaz diye. Evet. Biz annemle cahiliyede mantık olarak anlaşırdık. Ben biraz agresif bir yapıya sahibim. Hani İslam geldikten sonra biraz toparladım Allah'ım olsun. Hani o tartışmaları bir kenara koyarsak hani gayet iyi anlaşıyorduk vesaire. Hani annemin bu pasaja da binaen söyleyeyim. Müslümanlara tepkisi benim içerisinde bulunmuş olduğum akideye binaen onlara hep haram helal dairesi içerisinde uyarmam oldu. Hani velhasıl dediğim gibi kötü bir cahiliye geçirdim zihniyet olarak. Yaşantı olarak hani bir boşlukta olduğu insan yani bunu inkar etmiyorum. Çünkü inanç olmayınca kalpte asıl bağlanman gereken bir yer bulunmayınca ister istemez boşlukta oluyorsun.